Merhabalar arkadaşlar, Ehliyet Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2023 yılı Mayıs ve Haziran ayı ehliyet sınavı çalışma sorularını çözeceğiz. Her gün sizler için düzenli bir şekilde test videoları hazırlamaya çalışıyoruz. Lütfen testin tamamını çözüp videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Kanalımızdaki konu anlatımı dersleri de izlemenizi tavsiye ediyoruz. Bu videonun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bu videoyu bitirdiğinizde ise kaç doğru ya da kaç yanlış yaptığınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın lütfen. Aklınıza takılan her şeyi bize yorumlardan sorabilirsiniz. Sol alt köşede Instagram adresimiz mevcuttur. Mutlaka bizleri takip edin. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Eğer hazırsanız hemen sorulara geçelim. Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır? Çok önemli bir soru arkadaşlar. A bağlantı yolunda seyrederken, B tek yönlü yollarda duraklarken, C tek yönlü yollarda park ederken, D iki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Bağlantı yolunda seyrederken kesinlikle ama kesinlikle geri gitmemiz yasaktır arkadaşlar. Kazaya sebebiyet verebiliriz. Lütfen dikkat edelim. Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir. Buna göre donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin Yeterli miktarda karıştırılması gerekir. A asit, B antifriz, C saf su, D motor yağı. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Motor suyunun yani radyatördeki suyun donmaması için suyun içerisine antifriz ilave etmemiz gerekir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bir kazazede de soluk yolunun açık ve solunumun yeterli olduğunun bir göstergesidir? A. Göğüs kafesinin hareket etmemesi B. Kazazedenin bilinçli olması ve zorlanmadan konuşabilmesi C. Solunumun hırıltılı ve horlama şeklinde olması D. Solunumun yüzeysel ve çok hırıltılı olması Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır kazazedenin bilinçli olması ve zorlanmadan konuşabilmesi, solunum yolunun açık ve soluk yolunun açık olduğu anlamına gelir arkadaşlar. Yani solunumu yeterlidir. Trafik kurallarına harfiyen uyan bir sürücü için aşağıdakilerden hangisi söylenir? A. Saygısız B. Bencil C. Korkusuz D. Farkındalık kazanmış Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Farkındalık kazanmış kelimesi söylenebilir arkadaşlar. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım arkadaşlar. Bu bizim için çok daha iyi olacaktır. Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin 4,5 saat devamlı araç kullandıktan sonra en az kaç dakika dinlenmeleri gerekir? A. 20 dakika B 25 dakika, C 35 dakika, D şıkkımız ise 45 dakika. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 45 dakika dinlendikten sonra bir 4,5 saatte araç sürebilirler arkadaşlar. Yani 24 saat sürelik için sürenin içinde toplamda 9 saat araç kullanabilirler. 4,5 saatte bir dinlenmek şartıyla. Devam ediyoruz. Donma vakalarında aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması doğrudur? A) Elektrikli battaniye ile ısıtılması. B) Önce alık, sonra sıcak ortama alınması. C) Soba ve benzeri ısıtıcılara yaklaştırılması. D) Donan bölgenin o olarak masaj yapılması. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Önce ılık, sonra sıcak ortama alınması yapılacak en doğru işlemdir arkadaşlar. Sırada görsel bir sorumuz var. Yine tabelalara dikkat edelim arkadaşlar. Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A hızlarını azaltmaları, B dar bir kaviste dönmeleri, C dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları, D bulundukları şeritte en sağ yaklaşmaları. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları yanlıştır. Dün yanılmıyorsam arkadaşlar dün Mehmet Bey'di herhalde yorumlarda yazmıştı. Soruyu dikkatli okumak bu yüzden önemli. Hangisi yanlıştır diye bize sorulmuş soruda. Mehmet Bey ise neden neden C şıkkı diyor arkadaşlar. Yani doğruyu bulmaya çalışıyor. Aslında bize yanlışı soruyor soruda. Soruları dikkatli okuyalım. Bu çok önemli. Motorlu araçların nokta nokta sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarının sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A. Katılım belgesi B. Eğitim sertifikası C. Sürücü belgesi D sürücü sertifikası. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Boş bırakılan yere sürücü belgesi yazmamız gerekir. Yani motorlu araçların sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır arkadaşlar. Yani ehliyeti olmayan birine aracımızı verdiğimiz zaman bile yakalandığını varsayıyorum trafik polisine. Hem o şahsa ceza yazılıyor TC kimlik numarasına. Şu anki kurallar bu şekilde. Hem de bize yazılır arkadaşlar. Yani iki tarafa da ceza yazılıyor. Hem ehliyeti olmayanlara vermeyelim. Tehlikeye sokmayalım trafiği. Hem de ceza yemeyelim lütfen. Şekildeki trafik işaretine göre bir numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? A. Hızını arttırmalı. B. Önündeki aracı geçmeli. C. Öndeki araçla arasındaki takip mesafesini azaltmalı. D. Daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol vermeli. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol vermelidir arkadaşlar. Neden? Çünkü tabelalara dikkat edersek üstteki tabelada yol daralacaktır diyor. Sağdan daralacaktır. Alttaki tabelada ise sağdaki şerit yani sağdaki şerit gidemez. Yasak anlamında. Zaten kırmızı olduğu için anlamışsınızdır. Fan motoru çalıştığı halde motor suyunun soğumamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Radyatör petekleri tıkanmıştır. B. Araç lastiklerinin havası fazladır. C. Soğutma suyunda antifriz vardır. D. Şıkkımız ise soğutma sisteminde termostat yoktur. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Radyatör petekleri tıkanmıştır arkadaşlar. Yani fan motoru çalıştığı halde motor suyunun soğumuyorsa bu ne demektir? Radyatör petekleri tıkanmıştır. Çok önemli bir soru daha ama bu soruyu kolay kavrayacağınızı düşünüyorum. Çok basit bir şekilde anlatacağım. Şekil, şekildeki bir numaralı araç 60 km saatte hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir? A 20 metre, B 30 metre, C 40 metre, D şıkkımız ise 50 metre. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. En fazla yani görselde gördüğümüz araçlar 60 km saatte hızla gittikleri için en fazla 30 metre yaklaşabilir arkadaşlar. Daha fazla yaklaşamaz. Bu ne demek oluyor? Hızımızın tam olarak yarısı. Yani yüzde gittiğimizi varsayıyorum. 50 metreden daha fazla yaklaşmamamız gerekir. Aşağıdaki hallerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir? A taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa, B taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse, C uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa, D zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamışsa. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa trafikten men edilir arkadaşlar. İlk yakalandığında eğer alkollü ise 6 ay yanlış hatırlamıyorsam. İlkinde 6 ay arkadaşlar. Lütfen alkollü bir şekilde trafiğe çıkmayalım. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir? A. Trafik kurallarına riayet edilmesi. B en soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi, C hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması, D engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Trafik kurallarına riayet edilmesi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değil arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ayarlardan birisidir? A. Rot ayarı B. Subap ayarı C. Fren ayarı D. Far ayarı Doğru cevabımız B seçeneği olacaktı. Subap ayarı motorda yapılan bir ayardır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz? A. Kilometre saati B. Kontak anahtarı C. Hava yastığı ikaz ışığı D. El freni çekili ikaz ışığı Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Kontak anahtarı aracımızın gösterge paneli üzerinde yer almaz. Geriye kalan diğer şıklar yani kilometre saati, hava yastığı ve el freni çekili ikaz ışığı bunlar gösterge paneli üzerinde yer alır. Sol şeridi sürekli ihlal etmek yasaktır ve cezai işlem nedenidir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Sol şeridin sadece sollamalarda kullanılması. B) Trafikte araçların seyir halindeki düzenini kolaylaştırmak. C) Arkadan yüksek hızda gelen lüks araçlara yol vermek. D) Geçiş üstünlüğü olan araçların geçişlerini kolaylaştırmak. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır arkadan yüksek hızda gelen lüks araçlara yol vermek bunun nedeni olamaz arkadaşlar. Sırada görsel bir sorumuz var. Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritlerden hangisi ayrılma yani yavaşlama şerididir? A1 numara, B2, C3, D şıkkımız ise 4. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Bir numaralı şerit otoyoldan Ayrılma yani yavaşlama şerididir. Gördüğünüz gibi zaten yoldan da ayrılarak ok, okla gösterilmiş otoyoldan çıkıyor. Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması yanlıştır? 1- Sırt üstü yatırılıp başın geriye alınması 2- Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi 3- Burun kanatlarının 5 dakika süreyle sıkılması Şıklara bakalım. A yalnız 1, B 1 ve 2, C 2 ve 3, D şıkkımız ise 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 1 ve 2 yanlıştır. Yani sırt üstü yatırılıp başın geri alınması yanlış. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi bu da yanlıştır. Kesinlikle bunları yapmamamız gerekir. Marşa basıldığında tık diye bir ses gelip marş motoru çalıştırmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Aracın el freni çekiktir. B. Debriyaj arızalıdır. C. Akümülatörün kutup başları gevşemiştir. D. Yakıt içerisinde toz ve pislik vardır. Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Akümülatörün kutup başları gevşemiştir. Yani bir diğer adı ise akü arkadaşlar. Akü ve akümülatör. Bunların ikisi de aynı şey. Akünün kutup başları gevşemiştir. Aşağıdakilerden hangisi çakıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır? A. Çıkan bölge üzerine masaj yapmak. B. Çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak. C. Çıkan bölgeyle kalp arasına turnike uygulamak. D. Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak sevk etmek. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak sevk etmek bu çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır arkadaşlar. Bunu yapmamız gerekir. Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? A. Ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığının sağlanması. B. Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atılması. C. Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklenilmesi. D. Hastanın ayaklarının yükseltilmesi. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığının sağlanması ilk olarak yapmamız gereken işlemdir. Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Dar bir kavisle dönmesi. B. Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi. C. Dönüşünü tamamladıktan sonra hızına uygun şeride girmesi. D. Kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermesi. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Dar bir kavisle dönmesi yanlıştır arkadaşlar. Geniş bir kavisle dönmemiz gerekir. Birkaç soru önce bunu açıklamıştım zaten. Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? A. Ayaklarının yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması. B. Bilincik açık ise yarı oturur duruma getirilmesi. C. Ağızdan ılık içecek verilmesi. D. Batan cismin çıkarılması. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Birinci açık ise Yarı oturur duruma getirilmesi, delici göğüs yaralanmalarında yapılacak doğru bir ilk yardım uygulamasıdır. Aşağıdakilerden hangisi vites kutusunun görevlerindendir? A) Motordan aldığı hareketi kavramaya iletmek. B) Şafttan aldığı hareketi tekerleklere iletmek. C) Yol ve trafik durumuna göre araca en uygun hızı vermek. D) Şıkımız ise krank miline yataklık etmek. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yol ve trafik durumuna göre araca en uygun hızı vermek vites kutusunun görevlerindendir. İlk yardım çantasında bulunan malzemelerin ortak özelliği nedir? A yaşam kurtarmada kullanılırlar. B aynı maddeden yapılmışlardır. C ilk yardım dışındaki amaçlarda da kullanılabilecek genel malzemelerdir. D sayıları araç sürücüsü tarafından belirlenir. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yaşam kurtarmada kullanılırlar arkadaşlar. İlk yardım çantasının çantasında bulunan malzemelerin ortak özelliği yaşam kurtarmada kullanılmalarıdır. Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır? A. Stepne B. Havalı korna C güneş gözlüğü, D emniyet kemeri. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Havalı kornanın şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır. Zaten görmüşsünüzdür. Genellikle kamyonlarda oluyor. Şehirler arası seyahat ediyorlar genelde kamyonlarda. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan çevre faktörlerinden değildir? A yolun bakımsız olması B. Kaldırımların yetersiz olması. C. Eski ve yetersiz araçların kullanılması. D. Uyarı işaretlerinin yetersiz olması. Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Eski ve yetersiz araçların kullanılması, trafik kazalarına neden olan çevre faktörlerinden değildir. El freni teli kopmuş ise aşağıdakilerden hangisi olur? A fren pedal boşluğu artar. B fren sistemi hava yapar. C kampana ışınır. D el freni tutmaz. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. El freninin teli kopmuş ise el frenimiz tutmaz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangileri gabari ile ilgilidir? Önemli bir soru lütfen. Üçüne de dikkatli bakalım. A 1 2 B 1 ve 3. C 2 ve 3. D şıkkımız ise 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Hangisi gabari ile ilgilidir diye sorulmuş arkadaşlar. 1 ve 2. Görüyorsunuz bir ölçüler var. Biri genişlik ölçüsü, birisi de yükseklik gabari ölçüsü arkadaşlar. Diğerini de söyleyeyim. O da dingil ağırlığı ile alakalı bir tabela. Yani 6 tondan fazla olan 6 tondan fazla dingil ağırlığı olan araç giremez anlamındadır. Boyun omurlarında yaralanma olduğundan şüphelenilen bir kazazede, aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? A- Dolaşım kontrolü B- Solunum kontrolü C- Çeneyi göğüse iyice yaklaştırma D- Sırt üstü düz bir zemine yatırma Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Çeneyi göğüse iyice yaklaştırma yapılmaz arkadaşlar. Boyun omurumuzda, omurlarında zarar varsa, yaralanma varsa çeneyi göğsümüze iyice yaklaştırırsak bu zarar verir zaten. Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa aşağıdakilerden hangisi arızalanır? A su pompası, B şanzıman dişlileri, C alternatör diyotları, D diferansiyel dişlileri. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa alternatör diyotları arızalanır arkadaşlar. Lütfen ters bağlamayalım. Zaten eksi kutup başı ve artı kutup başı üzerinde de yazar. Karayolu taşıma yönetmeliği kapsamına göre yurt içi, eşya, kargo vesaire taşıma yapan sürücülerin Mesleki yeterlilik belgesinin türü hangisindeki gibi olmalıdır? A SRC1, B SRC2, C SRC3, D SRC4. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Eşya, kargo vesaire taşıma yapan sürücülerin belgesi SRC4 olmalıdır arkadaşlar. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki, şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir? A) Alternatörün şarj etmediğini. B) Emniyet kemerinin takılmadığını. C) Motor yağ basıncının düştüğünü. D) Motor soğutma suyu sıcaklığının yükseldiğini. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Alternatörün şarj etmediğini bize bildirir arkadaşlar. Bu ışık yandığında bilin ki alternatör şarj etmiyor. Emniyet şeritlerinin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Ambulansın hasta taşıması. B) Görevi dışında çakar kullanan araçların ulaşım yoludur. C) Trafik kazalarında güvenli olarak, güvenli alan olarak kullanma. D) Şıkkımız ise acil durumlarda durma veya duraklama. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Görevi dışında çakar kullanan araçların ulaşım yoludur. Bu emniyet şeritlerinin kullanım amacı olamaz arkadaşlar. Freni bozuk aracın şekildeki gibi çekilmesi sırasında çeken aracın saatteki hızı en fazla kaç kilometre olmalıdır? Burada önemli bir detay var arkadaşlar. Freni bozuk araçtan bahsediliyor. Işıklara bakalım. A15, B20, C25, D şıkkımız ise 30. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 15 km saatte hızla gitmelidir. Aracın freni bozuk olduğu için bu şekilde arkadaşlar. Buna dikkat edelim lütfen. Şekilde gösterilen marş motorunun görevi nedir? A. Motoru çalışma sıcaklığında tutmak. B. Motora ilk hareketi vermek. C. Araca ilk hareketi vermek. D. Aküyü şarj etmek. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Motora ilk hareketi vermektir arkadaşlar. Marş motorunun görevi motora ilk hareketi vermek. Kontağı çevirdiğimiz zaman ilk olarak marş motoru çalışıyor. Aşağıdakilerden hangisi trafik bilgi işaretlerindendir? Lütfen tüm tabelalara dikkatli bir şekilde bakalım. Bu sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Tabelada da görüyorsunuz zaten tek yön yazılmış. Bu trafik bilgi işaretlerindendir arkadaşlar. Diğerleri ise trafik tanzim işaretidir. Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? A. Yara oturur pozisyon verilmesi. B. Egzersiz yapmasının sağlanması. C. Kullandığı ilaçları varsa almasının engellenmesi. D. Yaşam bulgularından sadece solunumun değerlendirilmesi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yarı oturur pozisyon verilmesi bu. Yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır arkadaşlar. Göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye. Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları ve Komşu organları da yaralayabilir. Buna göre kırık olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur? A) Kırık bölgenin hareketsiz hale getirilmesi, B) Kırık bölge hareketsiz hale getirilmeden taşıma yapılması, C) Kol ya da bacakta bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması, D) Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır arkadaşlar. Kırık bölgenin hareketsiz hale getirilmesi. Hareketsiz hale getirdikten sonra sevk edebiliriz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminde yer alır? A şaft, B debriyaj, C amortisör, D diferansiyel. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Amortisör süspansiyon sisteminde yer alır arkadaşlar. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A. Geçme yaparken sinyal verilmesi B. Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi C sürülmeleri sırasında elde bagaj, paket ve benzerlerinin taşınması D gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Sürülmeleri sırasında elde bagaj, paket ve benzerlerinin taşınması motorlu bisiklet ve motosiklet sürücüleri için yasaktır arkadaşlar. Güneş çarpması olan kişiye aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır? A) Serin bir yere alınarak vücut ısısı düşürülmeli. B) Üstü örtülerek terlemesi sağlanmalı. C) Sıcak içecekler verilmeli. D) Sıcak duş yaptırılmalı. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Serin bir yere alınarak vücut ısısı düşürülmelidir arkadaşlar. Çünkü güneş çarptığı için Vücudu bayağı bir ısınmış olacaktır muhtemelen. O yüzden serin yere alacağız ve vücut ısısını düşüreceğiz. İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır? A. Şok B. Beyin kanaması C. Ayakta olan kanamalar D. Ayak bileğinin burkulması Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Beyin kanaması durumlarında sakıncalıdır arkadaşlar. Ayakları yukarı kaldırdığımız zaman biliyorsunuz kan beynimize doğru gittiği için sıkıntı oluyor arkadaşlar. Beyin kanaması olan bir kişiye bunu yapmamamız gerekir. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yetki alanı dışındaki yerlerde trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir? A. İl Özel İdareleri, B. Afet İşleri Genel Müdürlüğü C. Jandarma Genel Komutanlığı D. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yetki alanının dışındaki yerlerde jandarma genel komutanlığı denetlemeleri de yapar, düzenlemeleri de yapar arkadaşlar. Yetkilidir. Aksine bir işaret yoksa Dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur? A) Hızını arttırması B) Sağa geniş sola dar kavise dönmesi C) Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi D) Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Dönüş sırasında varsa kurallar uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi zorunludur. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler? A. Viraja girmeden önce hızı arttırmak. B. Aracı kullanırken yola konsantre olmak. C. Yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak. D. Her hızda fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Viraja girmeden önce hızı arttırmak, sürüş güvenliği olumsuz yönde etkiler arkadaşlar. Motorun çalışma sıcaklığına çok geç ulaşması aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğunu gösterir. A. Radyatör B. Termostat C. Yağ filtresi D. Devrilayın pompası Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Termostatın arızalı olduğunu gösterir arkadaşlar. Motor çalışma sıcaklığına çok geç ulaşıyorsa termostat arızalıdır. Verilenlerden hangileri atar damar kanamalarına ait bir özelliktir? 1. Sızıntı biçiminde hafif olması 2. Koyu renkli ve taşma tarzında akması 3 kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yalnız 3 arkadaşlar. Kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması atar damar kanamalarına ait bir özelliktir. Aşağıdakilerden hangisi trafik denetiminde istenmesi halinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgelerdendir? A sürücü belgesi B. Araç imalat belgesi C. Parça garanti belgesi D. Kasko sigorta poliçesi Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Sürücü belgesi, trafik polisi bizden istediği zaman göstermek zorunda olduğumuz belgelerden biridir. Sırada görsel bir sorumuz var. Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir? Lütfen hepsine tek tek dikkatli bir şekilde bakalım. Kafamız karışmasın. Bu sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır arkadaşlar. Üçgen ters tabela. Bu tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir. Yani biz kavşağa geldiğimiz zaman eğer tali yoldan kavşağa geliyorsak bu tabelayı kesinlikle görürüz arkadaşlar. Bu da tali yol tabelasıdır. Yol vermemiz gerekir bunu gördüğümüz zaman. İşitme yetersizliği olan sürücü adayı hangi durumda sürücü belgesi alabilir? A) Sadece şehirler, şehir içinde araba kullanmak için. B) İşitme cihazı ile belli yeterliliğe ulaşabiliyorsa. C) Araç kullanırken yanında birisini bulundurmak şartı ile. D) Belli bir hızdan fazla seyretmemek şartı ile. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. İşitme cihazı ile belli yeterliliğe ulaşabiliyorsa ehliyet alabilir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir? A. Göğüs kemiğinde kırık olanlar. B. Kalça kemiğinde kırık olanlar. C. Omurilik zedelenmesi olanlar. D. Besin zehirlenmesi olanlar. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Besin zehirlenmesi olanlar yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir. Sırada görsel bir sorumuz var. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve vites kutusundan gelen hareketin diferansiyeli iletilmesini sağlayan güç aktarma organının adı nedir? Görüyorsunuz okla çizilmiş vites kutusu diferansiyel gösterilmiş ve soru işareti bırakılan bir yer var. Işıklara bakalım. A şaft, B aks, C volan, D kavrama. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Soru işareti bırakılan yer şafttır arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayalım. Ülkemizde 112 acil telefon hattı öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır? A. itfaiye, B. Ambulans C. Polis imdat D. Jandarma imdat Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Öncelikle ambulans hizmeti için kullanılmaktadır. Çok basit bir soru olarak size gelebilir arkadaşlar ama inanın panik halinde bunu unutabiliyoruz. Farklı numarayı arayabiliyoruz ya da aklımıza gelmiyor. Lütfen mümkünse bu numarayı aklımıza kazıyalım. Sağa dönmek isteyen şekildeki bir numaralı araç sürücüsü Aşağıdaki işlemleri hangi sırayla yapmalıdır? 1. Hızın azaltılması, 2. Dönüş işaretinin verilmesi, 3. Dar bir kaviste dönülmesi, 4. Sağ şeride girilmesi. Şıklara bakalım. Biraz kafamız karışabilir ama dikkatli dinleyin. A 1 2 3 4, B 1 4 2 3, C 2 4 1 3, D şıkkımız ise 4 2 1 3. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 2, 4, 1 ve 3 sıralaması ile yapmalıdır arkadaşlar. Bakalım. Dönüş işaretini vereceğiz ilk önce. Sonra sağ şeride gireceğiz. Hızımızı azaltacağız. Ve en son olarak da dar bir kavise döneceğiz. Son sorumuz görsel bir soru. Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur? Lütfen tüm pozisyona dikkatli bir şekilde bakalım. Hepsi bize kursta öğretiliyor arkadaşlar. Hepsine dikkatli bakalım. Bu sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Şok pozisyonu hastanın ayakları 30 santim kadar yukarı kaldırılır arkadaşlar. Bu şok pozisyonudur ve bize bu sorulduğu için doğru cevap A'dır. Evet arkadaşlar bu sınavın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Lütfen olabildiğince fazla test çözün. Soruların mantığını kavrayın. Ne kadar çok test çözerseniz sizin yararınıza olacaktır. Eğer kanalımıza ilk defa geldiyseniz lütfen son videomuzdan geriye doğru testleri çözün. Çok daha yararlı olur. Bir kursa yazıldınız ve kursa gidemediniz. Örnek veriyorum derslere yetişemediniz. Bunun için sizler için tüm dersleri video haline getirip paylaştık arkadaşlar. Bu videonun açıklama kısmında tüm videoların linki var. Trafik İlk yardım ve motorla alakalı videolarımız var. Mutlaka onları izleyin. Konu anlatımlı videolar. Lütfen kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın. Mutlaka yazın arkadaşlar. Bu çok önemli. En çok doğru yapan arkadaşımızı yorumlarda sabitleyeceğim. En üste sabitleyeceğim. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.